Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizinle daha önce uzaktan kumandalı bir gemi yapmıştık. Onun videosunu paylaşmıştım. Daha sonrasında E-39'umuzun birkaç aksesuar bağladık. Onun videolarını paylaştım. Bu sefer daha değişik bir şey yapacağız. Kuş üretimhanesi yaptık. Bizim daha önce ardi olarak, odunluk olarak kullandığımız, hatta daha önce içerisinde köpek beslediğimiz, kümes olarak, köpek kümesi olarak, kulübesi olarak kullandığımız bir ardi odamız vardı. Bunu şu anda kuş üretimhanesine çevirdim. Bunun daha önceki birkaç resmi var. Onları sizinle paylaşacağım ve şimdi yeni halini tanıtacağım. Arkadaşlar, önce girişten başlamak istiyorum, kapıdan. Kapımızda cam yoktu. Cam taktık. Şu anda hala temizliğini yapmadım ama cam taktım. Kapının dışını boyadım. Çerçeveyi boyadım. Çok kötü bir durumdaydı. Küflüydü. Temizledim, boyadım. Daha sonra kapı kolu taktım. Ve en önemlisi, içeriye kapının altından su giriyordu. Bunu beton dökerek yükselttim. Şu şekilde. Meyli bahçeye ya da şu şekilde verdim. İki tarafa da gidiyor. Şimdi içeriği göstereyim. Ben burayı büyük bir kısmını işleve soktum. Ama daha hala evimde kuş var. Daha önce ben evde besliyordum kuşlarımı. Yetmemeye başladı. Çok kirletmeye başladığı için de buraya geldim. Şimdi önce yerlerden başlayalım. Yerler betondu. Şu son kısım, size gösterdiğim kısım topraktı. Orada bir taş vardı. Zaten resimleri mevcut, göstereceğim. Komple fayans yaptım. Bunların hepsini kendim yaptım arkadaşlar. Çok dört dörtlük düzgün olmadı belki ama oldu. Yani kendim yaptım en azından. Şurada bir penceremiz var. Penceremiz tahta. Ufak bir penceremiz vardı burada. Adam olmayacak şekildeydi. Onu komple çıkardım. Yerini düzeltip Pimapen bir pencere taktım buraya. Dışında gene demir korkuluklar var. Şimdi dışarıdan da göstereceğim onu. Burayı da penceremizle, pimapenle daha güzel bir hale getirdik. Isı yalıtımı da daha iyi tahtadan en azından. Daha sonra duvarlarımıza gelelim. Şu karşı duvarımız ve yan duvarımız. Buraya herhangi bir işlem yapmadım. Bu duvarlar sadece ufak tefek delikler vardı. Alçıyla kapatıp boyandı. Fakat yan duvarımız ve üst tavanımız. Arkadaşlar, bunlar köpük. Hatta şurada delinen yer var. Şöyle göstereyim. Mavi köpük bildiğimiz. Bu mantolama işlerinde kullanılan, ısı yalıtım özelliği olan mavi köpük. Bunları özel yapışkanları var. Aynı derz gibi, alçı gibi karıp arkasına sıvıyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Bu şekilde yan duvarı komple mantolama köpüğüyle izolasyonu yaptım. İzole hale getirdim. Isı yalıtım için. Çünkü buranın arkası dışarısı olduğu için sıcak soğuk görüyordu. Bunu engelledim. Tavanı yaptım. Üstü güneş görüyor. Özellikle yazın çok kötü olur. Çok ısı alır içeriye. O yüzden tavana da mantolama işlemi yaptım. Sadece yan duvarlarda yapmadığım bir işlemi tavanda yaptım. Bunu göstermek istiyorum. Şöyle köşelerde dübeller var arkadaşlar. Şurada daha çok belli. Bunlar mantolama dübelleri. Bu dübellerden köşelere attım. Şöyle daha net yakalayabilirsem. Dübeli çakıyorsunuz. Ortadaki çivisini çakıyorsunuz. Bu tam girmedi.
çiviyi çakıp köşeleri sabitliyorsunuz. Zaten aynı şekilde yapışkan balta sürdüğünüz için bunlar destek amaçlı oluyor. Daha sağlam oluyor. Dediğim gibi tavan komple mantolama köpüğüyle oldu. En son boyadım. Kapıyı dışarıdan göstermiştim. İçeriden de aynı şekilde çok kötü bir durumdaydı. Boyandı. Ve burada mantolama köpüklerimiz burada. Onu da yine göstereyim. Kapının arkası da metal olduğu için mantolama köpükleriyle buraya da yapıştırdım arkadaşlar. Siyah silikonla. Bu da gene içeriye vermesin saçtan soğuk havayı diye. Soğukluğu diye. Gelelim bu tarafa. Bu taraf eski bir tahtadan kapımız vardı. Duvarlarımız kırık, parça parçaydı. Duvarlarımızı alt çektik, sağlamlaştırdık. Buraya yeni bir kapı yaptık. Kuşların sesinden de pek anlaşılmıyordur belki ama kusura bakmayın. Yeni bir kapı yaptık. Şu şekilde. Burası elektrik panomuz. Şurada onu daha sonra anlatayım. Elektrik panomuz. Burada ışığımızın düğmesi. Ve bir adet prizimiz var şu şekilde. Hepsini teker teker anlatacağım. Önce kapının içini göstereyim. Burası merdiven altı. Buraya işte paspasımı, temizlik malzemelerimi koydum. Daha sonra RD olarak buraya da gene malzemelerimi, kuş malzemelerimi, fazlalık malzemelerimi koyacağım. Oraya da bir ışıklandırma yapacağım. Şart oldu. Şu kutuda artı eksim var. Zaten her türlü artı eksi başka herhangi bir şey yapmak istediğimde buradan alabilirim. Pano gibi yaptım burayı. Direkt buraya girmedim ben gelen elektriği. Daha sonra kullanabileyim diye. Nitekim iyi de oldu. Artı eksiden buraya çektim, buraya çektim. Burada bir tane daha anahtarımız var. İlerleyen zamanlarda belki farklı amaçlarda da kullanabilirim diye elektrik panomuz var. Burada kendi yaptığımız bir havalandırma sistemimiz var. Şu şekilde. Arkadaşlar bu bildiğiniz 70'lik, 100'lük boru, su borusu. Su gider borusu. Şu şekilde menfez yaptım. Burası tıkalı, kapalı. Şurada bir iki delikli daha menfezimiz var. Bunu üste sabitledim. Gelelim en önemli tarafa. Burada genişliyor. Bir tık daha genişliyor. Şurada fanımız var arkadaşlar. Bu fan tuvaletlere, banyolara takılan bir fan. Ama en kuvvetlisi. Şimdi özelliklerini tam olarak hatırlamıyorum size söylesem ama bayağı 4-5 çeşidi vardı. En kuvvetlisini seçtim. Fanın ortasını kestim. Bu boru girecek şekilde ayarladım. Zaten bir tarafı tam girişi boruya göreydi. Bunu buraya taktım arkadaşlar. Elektriğini şu şekilde düğmesi var. Şurada panodan artı eksi aldım. Düğme yandığında buradan hava çekiyor. İçerinin fazla olduğunda ya da işte koku olmasın diye bu havalandırmayı yaptım. Daha sonra şurada gördüğümüz alet zamanı kendimiz ayarlıyoruz. 8 programlı bir priz bu, akıllı priz. İşte bunu neye bağladım? Şu prizi, fişi buna takıyorum. Bunun devamında şurada kablo kanalıyla geliyor. İki tane duyum var. Bu lambadan hariç iki duy. Arkadaşlar bu neye bağlanıyor? Şöyle göstereyim. Bu ısıtıcı ampule bağlanıyor. Isıtıcı ampulle ilgili ileride daha detaylı video çekeceğim size. O zaman anlatacağım. Kümesler için birebir bir ampul.
Hatta evler için bile, banyo için bile. İşte dediğim gibi bu prizi oraya bağladım. Isıtıcı ampullerime gidiyor. İki tane ısıtıcı ampul takacağım buraya. Şimdilik bir tane yetiyor. Bir tane kullanıyorum. İlerleyen zamanlarda çok soğuk olursa ikinciyi bağlayacağım. Bu da arkadaşlar istediğim zamanlarda açıp kapatmamı sağlıyor. Mesela ben diyorum ki sabah 8'de çalışsın. Pardon, çok özür diliyorum. Sabah akşam 8'de çalışsın. Sabah 8'de dursun. 9'da çalışsın, 10'da tekrar dursun gibi. Bu özelliğe yarıyor. 8 programı var. Çok güzel bir alet. Elektrik tasarrufu sağlıyor. Benim için sürekli bunun başında durup dereceye bakıp fiş çek tak yapmama gerek kalmıyor. Birkaç gün ısıyı takip ediyorum. Ondan sonra ayarlamalarını yapıyorum. Güzel bir alet, evde de kullanılabilir. Evde yoksunuz. Saatleri ayarlarsınız. Siz evde olmasanız bile ışıklar yanar, kapanır. Hırsızlara karşı da çok güzel bir alet. Çok tavsiye ederim yani. Çok hoşuma gitti. Burada bir derecemiz var. Saati gösteriyor. Saati ayarlamadım şu anda ama. Nem ölçerimiz var. %80 şu anda nemimiz var. 18,2 derece. Bu şart. Çünkü kuş işinde hem sıcaklık hem nem çok önemli bizim için. Anlatmadığım başka, şu tahtayı arkadaşlar sırf bunları sabitlemek için yukarıya sabitledim. Onun haricinde başka bir şey özelliği yok yani, daha küçük bir şey de olabilirdi ya da daha farklı da olabilirdi. Işıkları buraya kanca ile yaptım. Şundaki plastikleri çıkardım. Normalde duvarda plastik olur. O plastikleri çıkardım çünkü o ısıtıcı lamba çok ısı veriyor. O plastikleri yakar. O yüzden çıkardım arkadaşlar. Dediğim gibi burayı bu şekilde yaptım. Kuşlarım da burada. Bunlar Hint bülbüllerim. Burada da Hint bülbüllerim var. Burada da yine kuluçkada Hint bülbüllerim var. Burada da muhabbetlerim var. Arkadaşlar maşallah maşallah deyin. Çok çabuk nazar değiyor kuşlara. Yavaş yavaş burayı da çoğaltacağım. Kuşla doldurma düşüncesindeyim. Bakalım hayırlısı. Şimdi dışarıda camın dışında göstereyim size. Burayı şu demirlerle güvenlik açısından betonlara saplı kesinlikle çıkamaz. Ya kesilmesi gerekiyor ya betonların kırılması gerekiyor. Yani sessiz sedasız yapılacak bir iş değil. Onun üstüne şu şekilde göstereyim. Sinekliğin üstüne de yine tel. Bunlar da haşerelerden sineklik, sinek, böcek girmesin diye. Şu büyük olan da arkadaşlar fare girmesin diye en önemlisi. Bizim buraya fare girdi mi ayvayı yedik. Fare girmesin diye tel. Bunları da buraya sabitledim. Yine hava alması için zaten camı açık bile bıraksam yaz aylarında özellikle içeriye herhangi bir haşere girmeyecek. Dışarıları da komple boyadım. Şu şekilde. Bizim buraya şunu da göstereyim. Havalandırmanın devamı bu arkadaşlar. Buradan kirli hava dışarı çıkıyor. Arkadaşlar yukarıdan dediğim gibi hani yağmur yağıyordu ve kapının altından giriyordu sular. Bunu engellemek için de şu şekilde bir yağmurluk yaptık. Tente yaptık. Onu da göstereyim. Burada da izolasyon yaptık üstüne. Yine o altında OC bir tahta var. İlk etapta gelmesin. Kapının önüne gelmesin yağmur diye. Altta OC bir tahta var. Gene demirlere tutturduk OC bir tahtayı. Üstüne de izolasyon yaptık. Bunların hepsini kendim yaptım arkadaşlar. Çok zor değil. Biraz zaman aldı sadece. Bunların hepsini yapmak bir ayımı falan aldı yaklaşık. Bu enteresan bir video oldu. Diğer videolarımın içinde ama tamirci iş başında diyelim artık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi günler diliyorum.